longer, the longest. Long niçin kullanılıyordu? Mesela how long have you been there? How long have you been playing? Süreç dilden, evet, yani zorlaması. Kelime anlamı uzun değil yani. Süreç anlamında kullanılır. O zaman süreç dildir. Şimdi soracağım sorunun cevabını sınıfta aslında herkesin bilmesi gerekirken eminim ki hiç kimse bilmiyor. More neyin komparatifidir? Mesela hot, hotter. Değil mi? Easy, easier. More neyin komparatifidir? Evet. No more. Hayır. More than nedir? Yani bak, hotter neyin komparatifidir? Ters gidelim. Hotter neyindir? Hotter'ndır. Easier neyindir? Bir de giden sizler var, size bir örnek vereyim. Bir dakika. Less neyindir less? Little'ın değil mi? Düzensizler vardır. Little, less. Much ve? Many. Evet. Sayılabilen isimlerde many, sayılamayan isimlerde much'ın komparatifi more'dur. Okay? Peki bu ne bildirir? Miktar bildirir. Yani quantifier'dır. O yüzden bu konuda var. Değil mi? Yani şunun bu konuyla ilişkisi yok. Ama any more ve no more'un quantifier testlerinde çıkma sebebi more'un much'tan ve many'den gelmesidir. Peki biz much dedikten sonra gelen sözcük hangi niteliktedir? Sayılamayan. Much artı sayılamayan isim değil mi? More artı sayılamayan isim. Şey sayılabilen isim. O zaman burada bir teklif çıkıyor. Bir, boşluk artı isim şeklindeyse cevap no more veya any more olmalıdır. Peki şıklarda hem no more hem de any more buraya anladık değil mi? Yani siz bu tarz sorular çözdüğünüz zaman şıklarda işte any longer var, any more var falan böyle bir soru çözdüğünüz zaman önce longer'ları eleyin. Mutlaka morlu olanlar doğru cevaptır. Bazen yani %80 çözdüğünüz soruda o morlulardan bir tane vardır, o direkt doğru cevaptır. İkisi birden varsa bu defa bu konu burayı aşıyor, daha element bilgi bildir. Yere ihtiyacımız var. Any ile no arasındaki fark nedir? Any mutlaka olumsuz bir cümleden sonra gelir. Not'lı bir cümleden sonra gelir. No'da ise not'a gerek yok. Şimdi iki tane soru yazdık. Sorunun da şıkları A, any longer, B, no longer, C, any more, D, any, yani no more. İki sorunun da şıkları budur. Önce bu tarz soruları çözerken hangi teknikle soru sorulmuş ona bakıyoruz. Boşluktan sonra iki soruda da isim geldiği için kesinlikle more'lu olanlar doğru cevaptır. Bunu bir kere ezberleyin. Boşluktan sonra isim geliyorsa cevabımız morlu olandır. Yani longer mı cevabını seçenler ahlaksız cevap veriyorlar. Anladın mı? Şimdi kaldı any more ve no more iki soru içinde. Hangisi any more, hangisi no more belirleyen artık element bilgi ve etkili antrenman. Ağzını gidelim. Bak Pelin. Başa alıyorum. Longer. Birkaç anlamayan daha var zaten. Bakın, efendim, sen de ne anlamayanlar var? Anladım, tekrar ediyorum. Bakın, tamam sen anladın. Sen tekrar ediyorsun, ben tekrar ediyorum. Bak, any more, no more. Burada dört tane yapı var, şıklarla karşımda şeyler falan. Any more, no more, any longer, no longer. Önce more'lularla longer'lular arasındaki ayrımı yapıyoruz. Yani soru çözerken hangisini elememiz gerektiğini önce anlayalım. Bunun da bir mantığı var. İkisi de komparatif değil mi? Longer, longer komparatif. Bir süreç gibi bir yerden oradan çıkan sonuçlara bakacağız. More neyin komparatif? Much ve many. Mesela çok güzel ne demektir?
much beautiful değil mi? Daha güzel dediğin zaman daha beautiful diyorsun. Nereden geldi? Maçtan geldi. Mesela çok para, much money. Daha çok para, more money. Çok insan, many people. Daha çok insan, more people. Dikkat et, much'tan sonra da, many'den sonra da isim geldi. Zaten bütün quantifier'lardan sonra isim gelmek zorunda değil mi? A lot of'tan sonra easy diyebilir misiniz? A lot of go diyebilir misiniz? Quantifier bir sıfattır. Yani zaten bugün işlediğimiz konu budur. İki türlü sıfat var İngilizce'de. Türkçe'de de öyle. Türkçe nitelik sıfatlarını, yani İngilizce'nin adjective dediği nitelik sıfatlarını bir de nicelik sıfatı diye ayırmış. İngilizce'de nitelik sıfatının karşılığı adjective'dir. Onu sonra işleyeceğiz. Niteliği ve nicelik bildiren yapı quantifier'dır. Bütün quantifier'lar isimlerin miktarını anlatmaya yararlar. Yani devamlarında mutlaka bir isim gelmek zorundadır. Buradan bize bir sonuç çıkıyor. Eğer boşluktan sonra isim geliyorsa bizim cevabımızın morlu bir şey olması lazım. Maçtan ve many'den türeyen mor cevap olmalı. Buraya kadar anladınız mı Dilan? Dilan? Evet. Heh, tamam. Şimdi böyle bir soruyla karşılaştık. A. Şıklar bunlar. Any longer, no longer, any more, no more. Soruyu çizerken sazan gibi atlamıyoruz, balıklama atlamıyoruz. Önce o sorunun nasıl bir soru olduğunu tespit ediyoruz. Boşluktan sonra gelen isim. Değil mi? Boşluktan sonra isim geliyorsa bana quantifier lazım değil mi? Aşağıdakilerden hangileri quantifier'dır? Morlu olanlar quantifier değil mi? O zaman longer'lı olanları seçemiyoruz. Bunlar yanlış cevap. Any more ile no more arasındaki fark. Şimdi cevap ya any more'dur buraya gelecek. Birinci sorudan bahsediyorum. Ya any more diyeceğiz, diğeri yanlış. Ya da no more diyeceğiz, any more yanlış. Bunu da belirleyen artık more'lar değil değil mi? More ikisinin ortak tarafıdır. İkisinin farklı tarafı any ve no'dur. Elementary ya. Any nereden sonra geliyordu? Not'lı bir cümlede geliyordu değil mi? Not'ın no'nun olduğu bir cümlede not olabiliyor muydu? Mesela hiç kimse no ile baştan nobody var değil mi? Hiç kimse burada değil dediğimizde nobody isn't here mı diyoruz, nobody is here mı diyoruz? Nobody is diyoruz değil mi? Çünkü zaten not'a gerek kalmıyor. Şimdi bu soruda I have any kullanabilir miyiz? Cümlede not yok ki any kullanayım. O zaman bu sorunun cevabı no more. Hayır hocam. Efendim canım. Dedim. Karşılamadım. Şimdi denizle mi dediniz? Söyle söyle. Olumsuz bir şey varsa. Not varsa dedi Pelihan. Hayır, not varsa şey kullan. Not varsa any more. Any. Not varsa hayır, no kullanılmaz. Tamam, not varsa no kullanılmaz. Doğrudur. Doğru söylüyorsun ama. Ne dediğimi bilmiyorsun. Olacak. Bu kapımda görüşler. Ne yapıyorsun? Ne zaman olacak biliyor musun? Saat 3-4 civarı gece Pelihan'ın uyku tutmuyor. Ya stoktadır kafası. We not. Hee! Öyle bildiğiniz için çok fazla şey yapıyor. Tamam, Feryan sen anlayacaksın. Ha? I have no more questions. Feryan canım benim. Bir daha şey yap. Rahatlat, kafanı rahatlat. Senin bir cümlede, İngilizce bir cümlede, herhangi anlamda kendinden bahsetmiyorum. Hiç anlamda kendinden bahsediyoruz. En iyi kullanabilmen için cümlede mutlaka bir not olması gerekmiyor mu? Evet. Değil mi? I don't like anybody. Ama demeyiz şey içinde, no içinde her şey söylüyor. Hayır. Demeyeyim, baştan söylüyorum. Cümlede not olmalı ki any kullanasın. No'nun olduğu cümlede not'a gerek yok ki. Zaten no, not'ın işlerini yapıyor. Mesela dedik ki, none var diye none. None of the students are here dedik. Aren't demedik değil mi? Evet. Cümle olumsuzdu. Öğrencilerden hiçbiri burada değil. Neden aren't demedik? Çünkü none zaten o işi yapıyor değil mi? İngilizce'de olumsuzluk bildiren yapılar nelerdir? Sadece not değil ki. Elementary'de biz not'ı öğreniyoruz. Sonra bir şey öğreniyoruz. Never öğreniyorsun sıfır sıfırlarda değil mi? I never go. Asla gitmem oldu. Olumsuz çeviriyoruz. None, no gibi yapılar not'a ihtiyaç duymazlar. Not'ın yerinde onlar kullanılır. Ve burada zaten şu anda başka sorun yok anlamına geliyor. O yok anlamında bu no verir. Okay? Diğer soruda ise not var cümlede. Not'ın olduğu yerde no'ya gerek yok çünkü not var. Not'tan sonra gelen yapı ise any'dir. O zaman bu sorunun cevabı any more'dur. Anlaştık mı? Pelihan? Ben zaten anlamıştım bunu demeye çalışıyorum. Bir an patlar karıştı.
Tamam ama iyi oldu. Senin sayende tekrar tekrar işledik. Ya arkadaşlar bir dakika bir anlayalım sonra yazın ya. Bekleyin silmeyeceğim tahtayı sizi bekleyeceğim. Yok bakın. İki. Bakın. İki. Boşluk artı fiil şeklinde bir soruyla karşılaştınız. Örnek bir soru yazayım altına. Yine şık var aynı, tamam mı? Bu sefer en azından. Bekleyin. Boşluktan sonra fiil geliyor. Yani Batman'da yaşamak istemediğini söylüyor bu adam. Süreç, artık. Evet. Değil mi? Artık anlamına geliyor. Boşluktan sonra fiil geliyorsa bu defa longer'lı yapılardan biri doğru cevaptır, değil mi? Longer'lı yapılardan biri. Ya no longer olacak ya da any longer olacak. Şimdi any zaten bir olumsuz cümlede kullanmıyor muydum? Evet, evet. Bu cümlede bir not var mı? Yok. O zaman boşluk artı fiil şeklinde sorulan bütün soruların cevabı no longer. Tek yani ha. Sadece fiil göreceğim. Boşluktan sonra fiil gelmesi lazım ki no longer diyesin. Not gördüğümüz zaman any yapacağız. Bekle, birazdan any'yi de yazacağız. Bak, şimdi no more'u nerede kullanmamız gerektiğini öğrendik mi? Evet. Evet. Any more'u nerede kullanmamız gerektiğini evet, öğrendik evet. mi? No longer öğrendik mi? Kaldı bir tane değil mi? Any longer. Birazdan 3 yazacağız. Any longer'ın da kullanım yerini öğreneceğiz. Tamam mı? Yani karıştırmamanız için söylüyorum. İsim geliyorsa bu ikisi. Fiil geliyorsa sadece bu. Bak any longer değil ha. Sadece bu. I no longer want. I no longer will. I will no longer. Devam edecek böyle. I will no longer drink coffee. Artık kahve içmeyeceğim. Anladık. Şimdi yazın. Yerimiz kalmadı. Sadece no longer geliyor. Sadece no longer. Bak any longer da değil. No longer. Fiilden sonra değil, fiilden önce. Özne ile fiil arasında. Geçen ay oldu. Hocam diyor Allah'a havale, sanki banka hesabıdır. Havale işlemleri yaptırıyor. Şimdi Allah geçen cümlelerle ilgili espri yapmak istemiyorum. Herhalde bunlara girebilirsin. Hani havale geçirmek falan aklıma gelir mi diyorsunuz? Tut beni. Evet arkadaşlar. Şimdi üçüncü soru gibi. Tekrar bir de ikiye hatırlayalım. Bir, boşluk artı isimli, orada no more ve any more seçiyoruz. İki, boşluk artı fiildi, cevabımız kesin no more'du, şey no longer'du. Şimdi boşluk artı nokta, cümle bitiyor. Arkadaşlar, geriye ne kaldı? Any longer kaldı. Bekle. Burada biter. Anladık mı? Yani bu bilgi bu kadardı. Bir de, şimdi hepsinin mantık çerçevesinde değil mi? Quantifier olduğu için isim geldi. Öteki süreç bildirdiği için fiil geldi. Öteki not'tan sonra geldiği için any longer oldu değil mi? Buraya kadar bir mantıktı. Bundan sonrasına bir şey daha ekleyeceğiz sadece. Bu üçüncü yapıda soru sorulduysa any longer ne kadar doğruysa any more da o kadar doğrudur. Bu dört yapı içerisinde iki kullanım yeri olan bir tek any more. Any more hem isimden sonra önce gelir hem de cümle sonunda gelir. Anladın mı? O zaman I won't speak to her sorusunun cevabı any longer da olabilir. Şıklarda any longer yoksa daha yaygın kullanılan any more doğru cevaptır. I won't love any more. Just like any more. Just like any more. Ya bir tane şarkı sözü. Boş verin şarkıları ya. Arkadaşlar şarkıdan kurallar bunlar ilave edilmiş olabilir.
kurallar çiğnenmiş olabilir. O şarkıdır. Adam orada makamı uydurmak için bir yapıyı silmiş olabilir. Hocam şarkıda bu yok. Zaten yok. Adam onu eklediği zaman şarkı şarkı olmuyor. Yani o bile tamam mı? Evet. Dövdü de anlasın. Şey yani. Tabii. Yani bu mantığa sadece bunu ekliyoruz. Gördük ki bir, boşluk artı isim. Anymore, no more. İki, boşluk artı fiil. No longer. Üç, cümle sonunda. Any longer ve no more. Bence zeka genlerle ilgili değil ya, isimle ilgili. Mesela ismi Burcu olsaydı bu soruyu sormazdı ha. Ayrıca ne yaptın diye soruyorsun, saçma sapan sorular işte. Düşün mesela ben Abdülkerim ömrüm, düşün. Abdülkerim dedi ya. Kerim Hoca. Evet arkadaşlar, ben oğlum yeter ya. Hocam dur, provokatif bir adamsın ya. Bulacağıma kalktı buraya kadar geldi. Sen buraya kadar gitmişsin işte. Tamam, ilerleri ben görmüyorum, tamam bir adamım. Evet, artık sakin ol. Ne yapalım Gülen, de seni adet sınıfı alalım ya. Hocam ben ne yapmışım? Bir okuzdur, koştuk. Bizim de bitmiş.